YÖP Dil videomda öncesinde genel İngilizcemi halledip sonra sınava yönelik çalıştığımdan bahsetmiştim. Ama bu genel İngilizceye nasıl çalıştığımın detayına inmemiştim. Bu bir süreç olarak geçiyor. İlk başta diyorsunuz ki İngilizcemi halledeyim, işte iş için olur, okul için olur. Ve bunun için de tabii ki ne yaptım? Dedim ki İngilizce öğrenmem gerekiyor. Nasıl öğrenebilirim? Tabii ki bir kurs yardımıyla. Öncelikle normal, geleneksel kursları araştırdım. Kursları arayıp fiyat almaya başladım ve gördüğüm şey şuydu ki benim evime yakın bir kurs yok. Benim oraya gitmem için bir vesait yapmam lazım. Yolda bayağı bir vaktim geçiyor ve dolayısıyla da oraya gidip saatlerce oturup hiçbir verim alamayacağımı düşündüm. Kurslara giden arkadaşlarımın hiçbiri yararını görmedi. Yeni bir şey öğrenmek istediğim zaman bunu açıkçası kendi kendime yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü en iyi beni ben sanırım ve eksiklerimi de en iyi kendim giderebilirim. Ne gerek var o kadar para ve zaman harcamaya diye düşündüm. Sonrasında da tabii ki online kursları araştırmaya başladım. Herkesin bildiği bazı siteler var. Bunları araştırmaya başladım ve gördüm ki yani normal kurslardan çok daha pahalı fiyatları ve bana sunduğu şey de kısıtlı açıkçası. O yüzden bu da benim pek işime gelmedi. En son aslında Boğaziçi Üniversitesi'nin bir online kursu vardı. Onu almakta bayağı kararlıydım. Sonrasında öyle bir şey keşfettim ki tüm online kursların bana vaat ettiği her şeyi bir arada toplayan aşırı ucuz online bir dil kursu buldum. Busuu diye bir uygulama. Baktım aylık 5 lira. Gerçekten inanılmaz ucuz bence. Ve bana ayda 5 lira ödeyerek 12 dili öğrenme fırsatı sunuyordu. Ben bundan daha ama daha iyi hiçbir şey görmedim kurs anlamında. Birazcık araştırdım. Zaten 7 gün falan bir size ücretsiz kullanım hakkı veriyor. Öncesinde telefondaki uygulamadan, sonrasında da internet sitesinden bayağı bir araştırdım ve öğretiş biçimine gerçekten hayran kaldım sitenin. Ve sonrasında da hemen üyelik aldım. Ben 12 aylık bir üyelik aldım. 1 yıllık. Dolayısıyla da bana bayağı bir kampanyalı geldi. 1 yılı 60 lira ödeyerek 12 dili öğrenme fırsatı sunan bir kursum var şu anda. Bana bu kadar ucuz bir şey hiç kimse sunamaz. Gerçekten müthiş bir site. Ben aslında ilk başta İngilizce için almadım onu. Almanca için aldım. Çünkü o arada Almancamı işte geliştirmeyi düşünüyordum. Ve İngilizcemin iyi olduğunu düşündüğüm için onunla ilgili bir çabam yoktu. Sonrasında hatta ben o 5 liranın içinde 12 dili olduğunu falan hiç gözüm görmemişti. Ben sadece Almanca için almıştım. Hatta uygulama olarak da sadece Almanca uygulamasını indirmiştim. Sonra baktım ki bunun uluslararası bir uygulaması var. Yani bir sürü dilin oldu. Dedim ki ya bunu indireyim, benim üyeliğim buna da geçer mi? Bir girdim. Oha dedim ya, çok iyi. Japonca var, Türkçe var, Arapça var, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Almanca, her şey var içerisinde. İçerisinde de sadece bu A1, A2, B1, B2 değil. İçerisinde iş İngilizcesi var, seyahat için İngilizce var ve şimdi de ne gelmiş biliyor musunuz? İnanamayacaksınız ama telaffuz gelmiş ve müthiş bir şey. Ona da 2 gündür çalışıyorum ve çok sevdim. 5-6 derslik bir seri yapmışlar ama gerçekten çok etkili. Ben bu kurstan çok faydalandım. Çok yararını gördüm. Devam da ediyorum yararını görmeye. Onun için de sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki hepimiz İlk başta zaten o geleneksel kurslara gidiyoruz. Bir kur, iki kur alıyoruz. Hiçbir yararını göremeyip bırakıyoruz. Sonra da online kurslardır. İşte belli başlı ünlü siteler var. Onlara yöneliyoruz. Onların da fiyatları çok yüksek olduğu için verim alabilir miyiz? Ne kadar yararlı olur diye düşündüğümüz için hem maddi hem manevi size gerçekten yararlı olacağını düşündüğüm bir siteyi burada sunmak istedim. Birazcık da içerisine girip göstermek istiyorum. Neler var, neler yok diye. Zaten görüyorsunuz burada 12 tane dil var. Hangisini istiyorsanız onu öğrenebilirsiniz. Şimdi öğrenmeye başlıyorum. Benim üyeliğim mevcut olduğu için direkt hesabımı açtı. Mesela buradan girdik değil mi? Dedik ki işte telaffuz kısmı ama ben tamamını öğrendiğim bir kurs da var İngilizce'nin. Girdim buraya. Burada 4 seri var. A1, A2, B1, B2 öğretiyor. İşte bunların her birinden başlıyorsunuz. Mesela gelelim en başa. Normal standart derslerin dışında videolular da oluyor. Dizi serisi var. Bunlar çok kısa ama çok etkili. İngilizce altyazısı olan diziler. İzliyorsunuz ve devamında da size bununla ilgili sorular soruyor. Ve bu her böyle 5-6 derste bir var. Bunun dışında mesela belli bir konu geçtikten sonra konu tekrarının olduğu kurslar mevcut. Sınava giriyorsunuz. Sonrasında da size işte bir sertifika veriyor. Girdik bakalım. Şimdi burada bir yemek tarifi veriyor New York Times'ın.
Burada da sizin karşılaşacağınız kelimeleri seçiyor. Ben bu kursta ilk başta Türkçe anlatımı tercih ediyordum. Yani şurada olan kısım Türkçe oluyordu. Sonrasında ben bunu İngilizce'ye çevirdim ki daha fazla şey öğreneyim diye. Devam ediyorsunuz mesela. Şöyle bir video geliyor karşınıza 2 dakikalık. Sonrasında da bununla ilgili sorular geliyor. Sonrasında mesela okuma yapıyorsunuz. Girdiniz diyelim. Burada size yine öncesinde bilgi veriyor. Okuyacağınız makale ile ilgili bilgi veriyor. Burada bilmeniz gereken bazı kelimeleri veriyor. Bunların anlamları oluyor eğer Türkçe yaparsanız. Ama ben tek tek kendim araştırıp bulduğumda daha iyi öğreniyorum. O yüzden İngilizce kullanıyorum. Geçtiniz mesela burada okuma yapıyorsunuz değil mi? Bu okumayı bitirdikten sonra devam diyorsunuz ve size burada sorular soruyor. Unuttuysanız buradan tekrar gösterebiliyorsunuz makaleyi ve okuyup tekrar cevaplayabiliyorsunuz. Mesela this, that, this, those bunlar var. Başka zamanlar bulmaya çalışıyorum. Bir tane zaman çalışabiliriz. Mesela gelecek zamanın grameri var. Mesela girelim. Şimdi burada bize bilgi veriyor. Şimdi İngilizce'deki zamanlardan bahsediyor. Gelecek için biz işte present simple or present continuous da kullanabiliriz diyor. Sonrasında burada örnekler var. Devam et dediğimde He's visiting his parents this weekend. Burada bir cümle veriyor. Bunu siz dinliyorsunuz. He's visiting his parents this weekend. Sonrasında bunun hızında yavaşlatabiliyorsunuz. Eğer ki anlayamıyorsanız. He's visiting his parents this weekend. Ya da normal de dinleyebilirsiniz. Çünkü bazen mesela bazı cümleleri anlamak kolay ama bazılarında gerçekten zor oluyor. Burada da mesela size söylediği şeyin doğruluğunu kontrol ediyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Sonra mesela burada başka bir şey soruyor size. Gelecekten bahseden zamanı seçin diyor mesela. İlerliyorsunuz. Sonra burada size bir ipucu veriyor. Burada bilgiler veriyor. İşte devam et diyorsunuz. Sonra cümle oluşturmanızı istiyor sizden. Devam et diyorsunuz. Mesela başka hangi kurslar olduğuna bakalım. Şu seyahat için var. İş İngilizcesi var. Bunlar bu kursun içinde dahil değil ama şu The Economist ve işte London Central, The World in English bunlar bu kursun içerisinde var zaten. Sonra mesela farklı diller var. Şimdi burada benim gördüğünüz gibi bayağı bir dil için çabaya girmişim tabii ki ama hepsinde çok az. Mesela şimdi size çalışma planını göstereyim. Mesela hangisi için yapalım? İspanyolca için mi? Türkçe için mi yapalım? Türkçe için yapalım. Mesela tamamına girelim. A1 var, A2 var, B1 var, bir de B2 var. 4 kurda bitiriyorsunuz. Aynı İngilizce yana girdim. Dedim ki yeni bir çalışma planı oluşturalım. Bana işte şey diyor. İngilizce için bir çalışma planın var da eğer bunu kaydedersen o gidecek gitsin artık bir şey kalmadı zaten. Yine bir plan yapacağız. Temel amacın Türkçe'de ne? İşte diyelim ki eğitimine yardım etmek. Devam ediyorum. İşte son aşamaya gelmek istiyorum. B2 olmak istiyorum. Ben İngilizce için her gün çalışmayı seçmiştim. 4.30'da uyarması için bu. Bildirim de göndersin tabii ki zamanı geldiği zaman. Bahsettiğim şey buydu. Seçtim. Devam et diyorum. Ben günde 30 dakika seçmiştim. Çünkü bence gayet iyi. Böyle olduğu zaman 7 Ağustos 2020'de sıfırdan Türkçe'ye başlayan biri bitirebiliyor. Muhtemelen İngilizce için de aynı şey olur. Yani 5-6 ayda rahat rahat bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim burada 603 tane zayıf kelimem. 59 tane iyi kelimem varmış. 119 tane de orta seviyede olduğum kelime varmış. Şimdi ben bu zayıf kelimelerimi her gün geldiğim zaman ne yapıyorum? Tekrar çalışıyorum. İşte buradan hangisini çalışacağımı seçebiliyorsunuz. Ben weak diyorum. Ve işte bunları tekrar hatırlamak için çalışıyorum tabii ki. England. Zaten ne dedi? England dedi. Doğru duyduğuma inanmıyorum. Devam ediyorum. Bike. Bike dedi. Bak böyle mi dedi? Doğru. To think about something. Sonrasında da işte devam ediyorsunuz. Başka ne var biliyor musunuz? Şimdi bu kursun işte sonunda yani her eğitiminin sonunda şöyle şeyler oluyor. Kursu bitirdiniz diyelim. Sonuna geldiniz. En sonunda size sizden anlattığı konuyla ilgili yazılar yazmanızı istiyor. Sonrasında buraya siz yazabilirsiniz. Sonrasında orada ses vardı mesela. Sesten yapabilirsiniz. Buradan da ipucu da alabilirsiniz. Ve ana dili İngilizce olan insanlar sizin konuşmalarınızı ya da yazdığınız yazıları düzeltiyor. Aynı şekilde siz de Türkçe öğrenmeye çalışan insanlara yardım ediyorsunuz. Konuşmalarını ve yazılarını düzeltiyorsunuz. Yapmış işte.
Türkçe yazmanız gerekiyor. Ben bunu işte hatalarını buradan düzeltiyorum. Fiyatlarına bakalım. Aynı benim aldığım gibi mi acaba şu an fiyatları? Mesela şu an 5 lira değilmiş yani. 7,5 lira ama bence yine de çok uygun. Yani bu kurs bilmiyorum ama gerçekten çok uygun. 12 dili öğreniyor. Bunu sizlere göstermek istedim. Çünkü ben tesadüfen karşılaştım ve sonrasında da tüm arkadaşlarıma önerdim. Ne olur iyi olun falan diye. Tabii ki sponsorlu bir video değil bu. Çünkü yani 200 tane bile abonem yok. Kim bana niye sponsor oldu? Keşke olsa ama. Eğer size faydalı olursa da lütfen yorum falan atın. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.